Değerli konuklarımız, lityum-iyon batarya teknolojileri, enerji depolama sistemleri başta olmak üzere elektrikli araçlar, elektrikli bisikletler, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve pek çok kullanım alanına sahiptir. Çalıştayımızın birinci oturumunda lityum-iyon pil teknolojileri ve batarya sistemleri konularında sunumlara yer verilecektir. Oturumun ilk sunumu Aspilsan Enerji Yatırım Projeleri Yönetim Ofisi Direktörü Sayın Nihat Aksu tarafından gerçekleştirilecektir. Şimdi sözü Sayın Aksu'ya bırakıyorum. Evet, değerli katılımcılar, hepinize günaydın diyor, saygıyla selamlıyorum. Aspilsan Enerji, 21 Mayıs 1981 tarihinde Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların bağışlarıyla Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuştur. 1985 yılında telsiz bataryalarının üretimine, 1993 yılında ise nikel kadmiyum kimyasında uçak ve helikopter aküsü üretimine başlanmıştır. Aspilsan Enerji 1996 yılına kadar nikel kadmiyum pilleri Varta lisansı ile üretmiş, 1996 yılında maalesef pil üretimi durdurulmuştur. 2015 yılında ilk olarak Kayseri Ar-Ge merkezi kurulmuş, daha sonra sırasıyla Ankara ve İstanbul Ar-Ge merkezleri faaliyetlerine başlamıştır. 2021 yılında ise Türkiye'nin ilk lityum-iyon pil üretimiyle Aspilsan Enerji serüvenine devam edecektir. Yaklaşık 300 çeşit batarya sisteminin tasarım ve üretimi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye'de tek üreticisi olduğumuz nikel kadmiyum akülerimiz, uçak ve helikopterler başta olmak üzere raylı sistem araçlarında, deniz araçlarında ve insansız hava araçlarında kullanılmaktadır. Son dönemde şirketimiz açısından önemli bir faaliyet alanı olarak ön plana çıkan enerji depolama sistemlerinin tasarımına ve üretimine de başlanmıştır. Konteyner enerji depolama sistemi, mini enerji depolama sistemi ve özel tasarım sistemler şirket bünyemizde üretilmektedir. Ayrıca özel üretimini yaptığımız batarya ve pil bloklarının da şarj cihazlarının da üretimini yapmaktayız. Ekranda görülen özel tasarım şarj kabinleri ile batarya test cihazları da yine geliştirdiğimiz ürünler arasındadır. Şirketimizin bünyesinde 3 Ar-Ge merkezimizin bulunduğunu belirttik. Kayseri Ar-Ge merkezimiz çalışmalarını bataryalar üzerine yoğunlaştırmıştır. Burada batarya paketlerinin elektronik tasarımı, mekanik tasarımı ve yazılım geliştirmeleri üzerine çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ankara Ar-Ge merkezinde enerji malzemeleri ve elektrokimyasal süreçler üzerine projeler devam etmektedir. Merkezde yatırımımıza yönelik malzeme geliştirme, hücre geliştirme ve hücre tasarım konularında da çalışmalar başlamıştır. İstanbul Ar-Ge merkezinde ise yakıt pilleri, deniz platform bataryaları ve hidrojen üretimi için Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir. Son dönemde hem pil ve batarya hem de ham madde konusunda ülkemizde bir ekosistem oluşturulmasına Aspilsan Enerji tarafından gayret gösterilmektedir. Bu kapsamda birçok kurum, kuruluş, firma ve üniversite ile protokollere dayanan Ar-Ge işbirlikleri mevcuttur. Yurt dışından da Ar-Ge işbirlikleri yapmış olduğumuz bilim insanları, üniversiteler ve firmalar bulunmaktadır. Bu kapsamda Avrupa'daki pil ekosisteminin bir parçası olmak adına Avrupa Batarya Birliği ve Ham Madde Birliği'ne bu yıl üye olduk. Şu an Avrupa Batarya Birliği'ne üye tek Türk firması da Aspilsan Enerji'dir. Lityum-iyon konusunda dünya çapında tanınmış Draper ödüllü Profesör Doktor Raşit Yazami ile proje bazında Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. Dün sözleşme imzalanan Güney Koreli teknoloji ve mühendislik firması Top Battery firmasından elektrokimya konusunda uzman Dr. Wang Jin-roh ile de Ar-Ge çalışmalarına başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde de hem yatırım kapsamında hem de yine ilave olarak Ar-Ge faaliyetleri kapsamında bu çalışmalar artarak devam edecektir.
Çin'de bulunan Sun Yat-sen Üniversitesi ve Şili Üniversitesi ile de lityum-iyon pil geliştirilmesi üzerine Ar-Ge faaliyetlerimiz sürmektedir. Geliştirdiğimiz ve üretimini yaptığımız bataryaların elektriksel performans testleri, çevrim ve ömür testleri ile çevresel testleri tesisimizde gerçekleştirilmektedir. Aspinsan Enerji olarak sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerde ISO 9001-2015 kalite yönetim sistemi standartlarına ek olarak AS 9100 Havacılık Uzay Savunma Kalite Yönetim Sistemi, AKAP 2110 tasarım geliştirme ve üretim için NATO kalite güvence gereksinimlerine uygun bir şekilde süreçlerimizi yürütüyoruz. Ayrıca Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı yani EASA'dan aldığımız tasarım ve üretim organizasyon onayları ile sivil hava araçları için uçak aküsü tasarlama ve üretme yetkilerine ve kabiliyetlerine de sahibiz. Yatırım yol haritasına baktığımızda birinci aşamada ilk adımını attığımız silindirik pil üretim hattının kurulması, mevcut batarya üretim hattının modernizasyonu, üretilecek hücrelere yönelik test altyapısı kurulması ve batarya paketlerimizin test altyapısının geliştirilmesini görmekteyiz. İkinci aşamada ise planımız prizmatik pouch pil üretim hattının kurulması, pilot üretim hattının kurularak Ar-Ge çalışmalarının devam etmesi ve ham madde ekosistemimizin geliştirilmesi amacıyla yurt içinde ham madde üretimi yatırımlarının koordine edilerek altyapı desteği verilmesidir. Üçüncü aşama, önümüzdeki dönemde gigawatt saat seviyesinde pil üretim tesisi çalışmalarına başlanmasını, alternatif pil kimyalarının ve üretim teknolojilerinin geliştirilerek üretimine başlanmasını içermektedir. Yatırımın amacı, ülkemizde üretimi olmayan lityum-iyon pil hücresinin üretilmesi, teknolojinin ülkemize kazandırılması ve aynı zamanda mevcut batarya üretim tesisinin de modernize edilerek kapasitesinin artırılmasıdır. Yatırımın üç aşamasının da ana konsepti, ülkemizde lityum-iyon pil teknolojisini geliştirecek bir Ar-Ge altyapısının oluşturulması, küçük orta büyüklükte bir üretim hacmi ile seri üretime başlanması, yıllara sari olarak milli bir teknolojinin geliştirilmesi, eş zamanlı olarak da üretim ölçeğini büyüterek önce ülkenin sonra bölgenin pil ve batarya ihtiyacının karşılanmasıdır. Yatırım kararının alınmasının ardından birçok kurum, kuruluş, araştırma merkezi ve üniversite ile çalışmalar yapılmıştır. İlave olarak Uzak Doğu ve Avrupa'da birçok pil üreticisi ziyaret edilmiş, teknik konularda bilgi birikimi ve deneyimi elde edilmiştir. Bu süre zarfında yine Japonya ve Çin'deki ham madde üreticileri ve ham madde tedarikçileri ziyaret edilmiş ve bilgi alınmıştır. Çin ve Japonya'da bulunan hem tüm hattı üretebilen hem de alanında özelleşmiş makine üreticileri yerinde ziyaret edilmiştir. Ziyaretler pil üretim proseslerinin detaylarının öğrenilmesi, tesis inşaatına girdi oluşturan bilgilerin elde edilmesi açısından oldukça faydalı olmuştur. Ham madde tedariği pil üretimi için en önemli aşamalardan birisidir. Ekranda görmüş olduğunuz ham maddeler öncelikle yurt dışından tedarik edilecektir. Ancak ülkemizde geliştirmekte olduğumuz ekosistemle birlikte ham maddelerin yurt içinden temin edilmesi konusunda yerli firmalar ile de ilişkimiz ve diyalogumuz başlamıştır. Hedefimiz oluşturacağımız ekosistemle birlikte ülkemizde milli teknoloji ile yerli üretim ilkesi doğrultusunda en kısa sürede yerel bir ham madde tedarik zinciri oluşturmaktır.
Bu amaçla ülke içinde ham madde üreticilerini bilgilendirmekle ilgili firmalara ulaşabilmek için pil teknolojileri çalıştayının ana teması lityum-iyon pil üretimi için tedarik zinciri oluşturulması olarak belirlenmiştir. Yine bu kapsamda Aspilsan Enerji olarak ekranda isimleri görülen üreticiler ile görüşmeler yapılmış ve işbirliği süreçleri başlatılmıştır. Tedarikçilerimize yeni bir sektör sunarak son yıllarda ekranda da paylaşıldığı şekilde Avrupa'da büyümekte olan lityum iyon pil pazarına üreticilerimizin girmesinin ve dünyadaki diğer pil üreticilerine de ihracat yapabilmesinin önünün açılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca tedarikçiler için uluslararası alanda referans olmak ve gerektiğinde ürünler için pazarlama desteğinde bulunmak, ülke içerisindeki kabiliyetlerini arttırmak isteyen tedarikçilerimize test ve sertifikasyon konusunda bilgi aktarımı yapılarak altyapı kurmaları için destek sağlamak da amaçlanmaktadır. Aspilsan Enerji olarak sadece ham madde konusunda değil, batarya ve enerji depolama sistemleri konusunda da bir ekosistem hedeflenmektedir. Bu kapsamda ekranda da görülen firmalar ile işbirliği süreçleri başlatılmış olup birçoğu ile de aktif projelerimiz sürdürülmektedir. Deniz ve hava sistemleri ile savunma sanayine yönelik kullanılacak bataryaların geliştirilmesi projeleri de kurum ve şirket bazında yine yürütülmektedir. Aspilsan Enerji olarak ülkemizde pil geri dönüşümü için yapılan çalışmalar takip edilmekte ve desteklenmektedir. Bu kapsamda Ecovar ve Exitcom firmaları ile işbirliği görüşmelerimiz devam etmektedir. Özellikle pandemi sürecinde tıbbi cihazların ve bataryalarının ülke içerisinde üretiminin ne kadar önemli olduğu daha da görünür hale gelmiştir. Bu kapsamda birçok firma ile batarya geliştirme projelerimiz devam etmektedir. Yatırımın birinci aşamasında kurulacak tesisin üretim kapasitesi yıllık 220 megawatt saat olarak planlanmıştır. Hem Aspilsan'ın mevcut batarya üretiminde kullanılan piller hem de endüstride kullanılacak pil çeşitleri göz önüne alındığında üretilecek pilin NMC kimyasında ve silindirik tipte olması planlanmıştır. Ayrıca burada en önemli husus da şudur. Üretilecek pilin tüm mülki ve sınai mülkiyet hakları Aspilsan Enerji'ye ait olacaktır. Yani milli teknolojiyle yerli üretim yapılacaktır. Neden NMC kimyası? Üretilecek pillerin kimyası NMC olarak belirlenmiştir. Kimyanın NMC olarak kararlaştırılmasının sebeplerini diğer kimyalar ile mukayese edildiğinde daha yüksek enerji ve güç yoğunluğuna sahip olması, sürdürülebilir olması, bünyemizde batarya üretiminde kullandığımız pillerin büyük çoğunluğunun da NMC kimyasında olması şeklinde sıralayabiliriz. Bunun yanında dünyada kullanılan pil kimyalarına yönelik hem günümüz hem de 2030 yılı öngörülerine bakıldığında yaklaşık %37'sinin NMC kimyasında olduğu görülmektedir. Enerji depolama sektöründeki hızlı büyüme ivmesi de göz önüne alındığında 2020 yılından 2030 yılları arasındaki dönem projeksiyonunda NMC kimyasının diğer pil kimyaları arasındaki oranının değişmemekle birlikte pazar payının yaklaşık 4 kat artacağı öngörülmektedir. Önümüzdeki süreçte NMC kimyasındaki hücre ve bu hücrelerden üretilecek bataryaların pazarda üstünlüğünü koruyacağı öngörülmektedir. Birinci aşamada gerçekleştirilecek silindirik pilin seri üretimi, makine hattının kurulumu ve deneme üretiminin başarıyla tamamlanmasının ardından
2022 yılının ikinci çeyreğinde başlayacaktır. İkinci aşamada planlanan prizmatik pouch pilin seri üretime geçmesi ise şu anki proje takvimine göre 2026 yılı başında olacaktır. Sunumumuzun bu aşamasında sizlere pil üretim prosesleri hakkında bir miktar bilgi vermek isteriz. Pil üretim süreci aktif malzemelerden elektrot üretilmesiyle başlayacaktır. Silindirik pil üretim süreci genel olarak 6 aşamadan oluşur. Bunlar sırasıyla karıştırma, kaplama ve kurutma, haddeleme, kesme, montaj, formasyon ve yaşlandırma aşamalarıdır. Şimdi bu aşamalara biraz daha detaylı şekilde bakacağız. Elektrot üretiminde etken madde olan aktif malzeme çamurunun hazırlanması bu aşamada yapılacaktır. Karıştırma işlemi için endüstriyel ölçekli karıştırma makineleri kullanılacaktır. Ham madde belirli ölçülerde karıştırma haznesine konulduktan sonra istenilen özelliklerde çamur elde edilinceye kadar karıştırma işlemi bu ünitede gerçekleştirilecektir. Karıştırma işlemi negatif ve pozitif elektrot çamuru için farklı makinalarda ve farklı ham maddeler ile yapılacaktır. Pozitif elektrot üretimi için lityum tabanlı kimyasallar kullanılırken negatif elektrot için grafit tabanlı malzemeler kullanılacaktır. Karıştırma işlemi sırasında hazırlanan aktif malzeme çamuru kaplama aşamasında negatif elektrot için bakır folyo üzerine, pozitif elektrot için ise alüminyum folyo üzerine belirlenecek kalınlıklarda kaplanacaktır. Kaplama işlemi negatif ve pozitif elektrotlar için farklı kaplama makinalarında yapılacaktır. Kaplama işlemi sırasında silindirler üzerinde hareket eden kaplanmış folyolar kaplama makinesi içerisinde belirli sıcaklıklarda kurutma işlemine tabi tutulacaktır. Silindirler üzerinde hareket eden kaplanmış folyolar kurutma işleminin ardından rulo haline getirilerek bir sonraki aşamaya geçilecektir. Haddeleme faaliyeti için tesiste negatif ve pozitif elektrotlar için iki ayrı presleme makinesi kullanılacaktır. Aktif malzeme çamuru ile kaplanmış bakır ve alüminyum folyolar kaplama kalınlığının kontrol edilebilmesi ve istenilen kalınlıkta olması için sıcak silindirler arasından geçirilerek pres işlemi gerçekleştirecektir. Kesme faaliyeti için tesiste negatif ve pozitif elektrotlar için iki ayrı kesme makinesi kullanılacaktır. Preslenmiş çamur, kaplı folyolar silindirik pil üretimi için uygun boyutlarda kesilerek elektrot haline gelecektir. Döner bıçakların bulunduğu kesme makinesinde makineye yerleştirilen folyolar uzun şeritler halinde kesilerek istenilen boyutlara getirilecektir. Pil montaj hattının temel faaliyeti üretilen negatif ve pozitif elektrotları bir kap içerisine koyarak pil hücresi haline getirmektir. Montaj hattında gerçekleştirilecek prosesler sırasıyla sarım, negatif akım toplayıcı kaynak işlemi, elektrot doldurma, pozitif akım toplayıcı kaynak işlemi, kap ve kapak birleştirme ve temizleme ve etiketlemedir. Temizleme ve etiketleme işlemi tamamlanan piller formasyon ünitesine getirilecektir. Formasyon ünitesinin temel amacı ise pil üretimi sonrasında pilin şartlandırılmasıdır. Ünite 3 prosesten oluşmaktadır. Bu prosesler formasyon, yaşlandırma ve sınıflandırmadır. Kayseri'de Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam etmekte olan üretim tesisimiz yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alana sahip olacaktır. Proje 2 bölümde inşa edilecek olup idari binanın yanında 1. bölümde silindirik pil üretim hattı, batarya üretim hattı,
ARGE merkezi ve sosyal tesisler, ikinci bölümde prizmatik pouch, prizmatik pouch, pil üretim hattı, enerji depolama sistemi ve elektrikli araç batarya üretim hattı tesisi ve depolardır. Tesis inşaatı bugün itibariyle fiziksel olarak %11 oranında tamamlanmıştır. Tesisin 2021 yılı Ağustos ayında geçici kabuğunun yapılması planlanmıştır. Kısmet olursa önümüzdeki yıl bu tarihlerde, bugünlerde yeni tesisimizle faaliyetlerimizi devam ettiriyor olacağız. Modern çizgilere sahip tesis tasarımının da son hali animasyon olarak ekranda sunulmuştur. Hepinize saygılar sunarım. Aspisan Enerji Yatırım Projeleri Yönetim Ofisi Direktörü Sayın Nihat Aksüt'e teşekkür ediyoruz.